ailesi buradaymış. Bu ülkeyi yönetenler. Şimdi burası bir okul. Okulun yanından geçtik. Şimdi eski bir yapı diyor. Bu yapıları tadilat yapıyorlarmış. Ondan sonra tekrar kullanıma açıyorlarmış. Old Town gibi düşünebiliriz. Buradan böyle giriyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Şeyh İsa House diyor. Şöyle göstereyim. Değişik bir yapı. Evet, burası eski yapılardan biri. Şöyle genel bir göstereyim. Abi de anlatıyor orada. Şimdi burası çok önemliymiş. Her binanın ortasında, evin ortasında böyle kuyular, su kuyuları oluyormuş. Buradan su çekiyorlar. Şimdi şurada mutfak var. Ondan sonra bak böyle yukarılara çıkılıyor. Değişik evler. Çok güzelmiş ya. Şimdi yukarı çıkarız. Oo, bayağı büyükmüş ya burası. Dışarıdan bakıldığında hiç böyle sıradan bir yer gibi görünüyordu. Esas bizim geldiğimiz yer orası. Böyle kale gibi surlar yapmışlar. Bakalım burada ne var. Çok güzel. Çok severim ya buradaki böyle yansımalar, ışıkların yüzmeleri. Diyor ki rehberimiz şeyler, fotoğrafçılar daha çok para verecek burada diyor. Çok güzel fotoğraf çıkıyormuş. Tabii koruyorlar böyle. Şimdi misafir odasına geldik. Misafir odası dediği de kocaman bir yer. Baksana. Şöyle. Kocaman bir yer. Yukarıdan indik aşağıya. Yine ortada bir kuyu var. Abi ne güzel, ne bak ya. Hakkı bulduk valla. Bak kuyu yine var burada. Biraz önceki ev tarihi bir yapıydı. Orayı restore etmişler. Orada misafir bölümü, odası dedikleri yer vardı en son gösterdiğim. Oranın şöyle bir özelliği varmış. Ev ahalisiyle misafirlerin aynı yerde bulunmasını istemiyorlar. Biraz İslam inancıyla alakalı falan dedi. Ayrı ayrı herkes kendi rahatını, konforunu yaşasın diye yapıyorlar. Bakın bu çok hoşuma gitti. Çok güzel bir şey yapıyor orayı. Taşa mı yazıyor? Nereye yazdığını bilmiyorum ama çok güzel bir örnek. Burası okulun girişi. Şimdi camiye gidiyoruz. Büyük camiye. Bak şimdi köprünün üstünden geçtik. Burada birçok köprü varmış. Şehir merkezine geldik sayılır. Please don't hesitate to ask any question. We want to hear your voice. Okay. Aa, çok iyi ya, Kıvılt. Hakkı abi. Ve burası da Orta Doğu'nun en büyük üçüncü camisi, El Fatih Camisi. 7000 kişi oluyormuş, hele cumaları dolup taşıyormuş. Bu aslında Mısır'daki bir caminin benzetilmesi, kopyası demeyelim. Ve o Mısır'daki cami de nereden kopyalanmış? Türkiye'den. Şimdi içeriği gezeceğim. İnanılmaz büyük bir yer. Bakalım. Buradan giriyoruz. Buradan kıyafetleri değiştirme yeri burası. Evet. Tamam. Giriliyor. Burası önceden dediğim gibi bayağı görkemli bir yer. Burası avlu. Şimdi birazdan içeri gireceğiz ama burayı özellikle göstermek istedim. Bütün şeyler aslında dışarıdan gelmiş. Mermerler İspanya'dan, kristaller ve camlar Fransa'dan gelmiş. Şu kapı çok enteresan. Bu kapının ağırlığı 1500 ton diyor, 1500 kilo diyor. Spor yapmak istiyorsanız buraya gelin, her gün şu kapıyı açıp kapatın. Gayet iyi olur diyor. Buradaki herkes çok espiritüel. Gerçekten çok görkemli bir yer yapmışlar. Şimdi içeri giriyoruz. Ve şimdi caminin içine giriyoruz. Bu büyük kapıdan. Bakalım. Bak işte bu yansımaları çok seviyorum. Gerçekten harika oluyor. Gölgeler,
Aynı ilk kişi an bu. Ve bakalım burayı nereye benzeteceksiniz? Bak. İstanbul'da ya da Türkiye'de nereye benzetildi burası? Diyorlar ya, Mısırlılar'da örnek alınmış bu cami yapılırken. Ama Mısırlılar'da kimden örnek almış? Osmanlı'dan. Burası 7000 kişilik bir yer. Cumaları çok kalabalık oluyor tabii ki. Dehşet. Burayı görüyorsunuz buradan. Sultanahmet Camii'nin hemen hemen aynısı zaten. Mısırlılar da bizden esinlenmiş. Şimdi ikinci kata çıktık. Yani daha doğrusu asma kata. Buradan daha aşağıya göstereceğim. Aslında burası normalde kadınlara ait bir yer. Şu an namaz vakti olmadığı için kimse yok ama karşıya geçmemizi istemediler çünkü orada namaz kılanlar var. Bu da bu büyük avizenin tepeden görünümü. Biraz önce aşağıdaydık. Esas buraya cuma günü gelmek lazım ki buradaki ibadeti görmek için, görkemi, ihtişamı daha iyi anlamak için. Çocuklar aşağıda ve köşelerde de gösterdiğim gibi Kur'an dersleri yapılıyor, veriliyor. Camları ısrarla gösterdiler. Şu arkamda gördüğünüz buranın motifleri. Bu motiflere uygun da zaten halılar yapılmış. Taşlar 70 bin blok kullanılmış burada. Bunlar da zaten hani Bahreyn'in çevresinden getirilmiş. Biraz önce dedik ki işte mermerler İspanya'dan, kristaller, camlar Fransa'dan, işte halılar İrlanda'dan. Kardeşim hiç Bahreyn'den bir şey yok mu? Taşlar Bahreyn'den. Bahreyn'in Ulusal Müzesi'ne geldik. Burası çok büyük bir alanmış. Bize 45 dakika maksimum 1 saat süre verdiler. Şöyle çevreyi göstereyim ya. Ve sonra içeri gireceğiz. Burada da heykeller var. Giriş burası. Müzenin içindeyiz. Buradaki tarihi eserleri gösteriyor. Burada bir bölüm varmış, 4000 yıllık mezarlar var. Fakat tadilatta olduğu için tamamını göremeyeceğiz. Buradaki orijinal taşları ve yapıları görüyoruz. Burada bir çok enteresan bir şey var. Bunlar mezarlarda bulunmuş eşyalar, silahlar var. Evet, orijinal bir şekilde saklıyorlar. Enteresan bir müze. Burası 800 yıllık, hatta 800 yıldan daha fazla önce bulunan mezarlar. Ama İslamik mezarlar diyor. Çok enteresan bir bilgi var burada. Şimdi onu göstereceğim. Hazreti Muhammed İslamiyet'i yayarken bir elçisini Bahreyn'e yolluyor. Ve yanında bir mektupla diyor ki siz Müslüman olabilirsiniz. Olmazsanız vergi vereceksiniz gibi. Bu da orijinali. O mektubun orijinali bu. Burada da tercümesi var. Ve burada da İslam'ın nasıl yayıldığını gösteren bir harita. Yeşil, koyu yeşil alandan der yukarı doğru Anadolu'ya kadar gelen, Orta Doğu ve Afrika'ya kadar giden bölge. Portekizlilerden kalma 400 senelik bir kaleye geldik. Burası 2005 yılında UNESCO listesine de eklenmiş. Aslında 4000 yıllık kalesi de var ama önce burayı bir ziyaret edelim dediler. Böyle içeri doğru gidiyoruz. Görüyoruz.
gideceğiz ama bence buralarda biraz takılalım. Hava gerçekten çok sıcak. Yaklaşık 25 derece, 10 derece. Biraz esiyor. Çok nem yok. Ama hafif hafif terliyorum tabii ki. Burası inanılmaz büyük bir yer. Eskiden, zaten eskiden denizin olduğu bölge burasıymış. Bahreyn çok enteresan. Yani bir ada olduğu için Çin'den, Hindistan'dan gelen gemiler burada illaki duruyormuş ve ticaretin merkezi gibi bir şey. O yüzden tarihi çok çok eski, 4000 yıllık. Hatta böyle mezarlar gördük. Piramitlerden önce inşa edilmiş. Piramit gibi ama. Böyle büyük bir kule, içine sonradan yaşam olduğuna inanıldığı için yine öyle değerli taşlar, altınlar vesaire koymuşlar. Şöyle şuraları göstereyim bak. Baksana şuraya. Ne kadar büyük. Şimdi merkeze geldik. Öğle yemeği yedik. Hacı'nın kafesi diye geçiyor. Burası tarihi bir yermiş. En eskilerden. Şöyle bir tüp öndüreyim. Detayları göstereceğim. Şurada bir amcamız var. Eskilerden. Bir onu göstereceğim size. İkinci jenerasyondan. Buradakiler devam ettiriyormuş. Çok otantik bir yer. Selam. Bahreyn'i gösteriyor. Tepelik, en tepelik yer 150 metre olduğu için dağ diyorlar oraya. Çok komik. Böyle bir sokak burası. Okay. That's a scene you want to see. Okay. And here are some gallery pictures. This is the Crown Prince son. He visited us a few months ago. This is another son of our Crown Prince. Oh, so the king is his grandfather. The ruling family are coming all the time here. They enjoying with our local food. Wow, super. I'll take you to the kitchen, the room. All are controlled here. Yeah, super. Everything should be clean. Of course. The place they prepare, the setup, everything are controlled. Okay, this is great. The most important for us. Yeah, sure. Burada Şeyh'in oğlu ve ailesi buraya sık geliyormuş. Onların fotoğraflarını gösterdi. Mutfağı gösterecek. Temizlik bizim için çok önemli diyor. Şimdi içeri giriyoruz. Yes. Okay. And salad, ha, heavy meal you mean? Ha, the others. Big dishes here. Okay, big dishes. Whenever we have okay. Woohoo! Nice smell. Yeah. And there the fish we make in that one. Orada balık kızartılıyor. Üzeri bir şeyle kaplanıyor. O enteresandı ama tadı güzeldi. Burada da şeyler detaylı ve soğanlar falan var. And yani balık kızartılıyor. Always fresh. Taze balık, her zaman taze balık diyor. Burada kızartılıyor ve tabağa konulup pilavla servis ediliyor. Yanına pilav veriliyor. Her şey burada zaten. Burada da arkadaşlar salata hazırlıyor. Thank you. Thank you sir. Şu an Formula 1 merkezindeyiz. Bahreyn'deyiz. Bu odadan giriyorum. Bakın ne var burada. Kontrol merkezi. Pardon. During a race like Formula 1, it's only the chief marshals and the top people are in here. Normalde hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor. Bütün yarış buradan izleniyor, bütün kameralar var. So today we are VIP guests. Evet, çok çok önemli bir olay. Evet. Thank you. Bizim için özel açıldı burası. Normalde özel izin mezarlar açılıyor, girilebiliyor. Şuradaki logoyu size göstereceğim. Bu gri alan pistin kendisiymiş. 5.4 kilometre uzunluğunda. Ve pistin her alanını buradan acayip net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gece bir zoom yeteneği var bu kameraların. Şimdi Formula 1'in basın merkezine doğru gidiyoruz. Pist var. Pistin gece görünümü ya, çok güzel bir görünüm. Şuraya bak ya. Süper. Bak bunu ben çekmek isterdim işte. Ya çok güzel. Süper. Şimdi buradan basın merkezine giriyoruz. Bakalım neler gör. Aa evet. Kocaman bir alan.
var. Her şey var. Şu an kulenin tepesindeyiz. Acayip bir manzara var. 360 derece. Tüm pistin %85'ini buradan görebiliyoruz. Tam arkamda start düzlüğü var. Ve finish. Pistin devamı da burada. Şuradan göstereyim. Öbür tarafa geçiyoruz. Kulenin devamı. Yansımaları sevdiğimi biliyorsunuz ve sürekli soruyorlar, hangi uygulamayla bu yansımaları yapıyorsunuz Bali Bey diye. Al sana yansıma. Bak nereden yaptım yansımayı. Bildiğin masa, mermer bir masadan süper bulutlar yansıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir avuç suda bile muhteşem yansımalar elde edebilirsiniz. Birazdan deneyeceğim fotoğraflarla.